efendim. KOBİ'lerin bankaları. Şey yapıyorum. Ekmekleri bugün bayağı bir ekmek yapıyorum. Gözlerin ne oldu senin? Hani şey. Ha niye öyle oldu? Kapıda üşüdü müydü? Burada da mesela şey yaptım. Isındım. He, gevremişsin. Gevredik. Gevremişsin. Benim de imanımı gevrettin sen. Gevremişsin. Yavrum gün akşam oldu. Of of kırattımın başında bak yeminle yemine. Kırattımın başında bak yeminle yemine. Sen de benim gibiyle sevdalısın yemine. Of of ağacın tepesinde kuru kuru budaklar. Ağacın tepesinde kuru kuru budaklar. Can ver ismini. Toprak olsun çürüsün. Seni öpen dudaklar. Toprak olsun çürüsün. Seni öpen dudaklar. Of of. Devam eder gider bu böyle. Ey gidi canlarım, Müslüm Gürses'e benzettiğim ses buradaki değil mi? Çocuk da tanımadım Müslüm kim diye. Ben bunu hani camiden ses geliyor ya, sadece bu bunun sesi zannediyordum. Karşı geçidenmiş. Oraya gidip bulacağım onu da. Sesi çok hoşuma gidiyor. Bu çocuğun da Allah yolunu açık etsin. Çocuk buradan geliyor sesi. Yeni fark ettim. Gurbetteki canlarıma gelsin ezan sesi. Evet, akşam bakışı burası. Akşam görünmez burası. Işık olan yerler görün. Yalnız bu telefonda herhalde bir arıza oluştu. En kısa zamanda telefon almam gerekecek. Puslu gösteriyor. Bazen. Evet, mısır ekmeği de pişti. Ekmekler, iki tane ekmek pişirmiştim. Bu yendi. İsmini bak. Çamaşırlar kurusun diye oraya bıraktım da ismini bak. Çürük olanı yanına aldım. Bayağı bir kabak işte. Küçük kabak ama bayağı bir kabak. Ondan sonra
Şimdi tatlı yapacağım bunda. Şimdi bu fırında, haşlanıp fırında, yani ekmek fırınında, köy fırınları oluyor ya, yapılan fasulye. Bunu kaynar suyla güzelce bıraktım, kaynar suya güzelce de yıkadım. Bu böyle oluyor, bunun rengi, kokusu çok güzel oluyor. Şimdi bunun çorbasını yapıyorum işte. Evet, bizim Karadenizliler bunu bilir. Lezzeti öyle güzeldir ki kış çorbasıdır bu, kış yemeği. Şu hafiften şey yanıkları bile o kadar lezzetlidir ki, fırın yanıkları. Odun fırını şeyi bu, fasulyesi. Kabak var, geri kalan kabak var. Bunlar olmuş hep. Çorbam pişti, aldım. Evet canlarım, yemekler pişti, ha. Ekmekler pişti. Hay maşallah, hay bu maşallah. Şey fasulyesi, fırın fasulyesi. Fırın fasulyesi. Eltim vermişti, yapar ha. Kabağı da pişirdim, kabak tatlısı. Sen şey toplayacaksın canlarım, ama ben de yağmura toplamadım ki. Yarın mesela toplarsın. Ne? Yarın tutacağım. Oy. Oy. Orada bir daha var. Evet canlarım bak. Ekmek. Ekmeklere bak. Vay maşallah, şuna bak. Ey gidi mısır ekmeği. Yani pişiren eller de sağ olsun, var olsun. İşte böyle bir şeydir. Yani niçin çalışıyor? Boğazımız için de. Niçin çalışıyor? Niçin çalışıyor? İşte bu kadar. Öyle. Yok, burası yanmış, burası çiğ, burası pişmiş. Öyle bir şey sevmem ben. Öyle bir şey sevmez bana o. Neyse canlarım, tekrar yüz yüze gelemedik bugün. Sen bir yenen daha var. Yüz yüze selamlar. Otursun orada. Otursun, ha, tamam. Önce bunu bir şey yapalım. Bunu da getireceğim. Çünkü bu karnımızı hemen doyurabilir. Harika bir çorba. Ben seninle... Şey gittim, sen ben çok yedim, iyi. Ben mesela seni sonradır yalnız bırakmayayım diyorum. Bak, sonramız... Ben uyurken ekmeği bütününü bitirmiş. Diyor ki ben onu değil, yaban gene yedim. Yaban gene, şu ekmeği mi? Ha bu kadar, daha bu kadar. Bu uyuyordu. Az uyudum ben. Dün gece çok çay içtim, ha bu gece de içeceğim. Ha. Bu vadede gene alnıma böyle öpücük kondurdu. Ben Esra'da. Sen git de uyu dedi. Sen uykusuzsun. Uykusuz insan hasta olur. Ha, öyle. Vücut hasta olur dedi. Öyle, benim düşündü. Öyle. Hatta o tebir algı da tebir etmeyeyim burada. Allah bil böyle bak. Ha, bunun hakkı çok olsun. Nazlı ben ölürken niye bu? Tangur. Tangur kuzdur. Tamam. Ya, adam... Allah rahmet eylesin. Amin. Yani, uyurken rahatsız etmemek yok. Bak kabak. Yumurta da ama tadı bak, kabak tavrında da bak. Kabak tatlısı yaptım da, içine şeker de koydum. Uymuşum, belli ya. Şimdi yeni ya, oraya doğru ekerim, kaşaşan sonra. Bayağı da bak. Küçük diyor, o değil, o yallıktır değil bu. Yok bayağı da bak. He, maşallah. Ne kadar güzel oldu, gördün mü? Sadece Ahur, çürük tarafını sen biraz yonduydun ya. Ne oluyor oğlum ya? Ben de bunun çürük tarafını... attım. Heh. Ya yerde kalmış, çürümüş de. Geliyor. Dalından kısılmış, kesilmiş. Bunu ben rahatsız oldum. Burada çalışırken buraya girebin ucu değmiş. Sen yaralamışsın. Sen Dima'ya bak, bu iş yaparken canları nasıl biliyor musun? Bir iş yaparken birini yıkıyor. Hızlı çalışıyorum. Tuvaletin sifonu bozulmuş. Ne yaptıysan sabah buralarda bir şeyler yaptın. Ne yaptıysa neyse onu yaptırırız. Boş ver şimdi. Aşağı çekilmedi mi? Yok yok. Allah Allah. Şimdi bir yerden bir şey yapayım, bir yerini bozayım. Bir yerini bozayım. Ne yapalım? Böyle devam ya, edeceğim. Hızlı çalışayım, hızlı. Hatta hızlı çalışmayacaksın. Hala. Hızlı çalışıyor ama ne yaptığını bilmiyor. Bilmiyorum. Mantıklı değil. Ha, biraz şeyim, benim kafam bak biraz.
Ya saman kafa. Tahmin edeyim ben kendime. Estağfurullah ama aklın ermeden çalışıyorsun. Hani bir şey projen yok. Plan proje yapmadan yap. Kız yok. Babam bana dedi ki bal kabağı dedi. Ben de iyi bir şeyim. Evet, Mısır efendi. Ben de iyi bir şeyim sanırdım. Oysa Ömer'in adı Çabuk Yeni'ydi. Çabuk Yeni. Urum varmış, urum. Çabuk Yeni, Çabuk Yeni. Şeyin devamını anlatacaktın. Hani annen o şeyi aldı, evlendin. Orayı kestirdim orada. Çünkü video uzun sürüyor diye. Annen evlendi. Ondan sonra oradan ayrıldı. Orada bir çocuğu oldu. Bir tane mi oldu? Emine ablam bir tane mi orada? He şöyle. İlk evlendiği yerde. Eskiden mi? İlk evlendiği yerde. Tek Emine bacım oldu. Ondan sonra ayrılıyor. Anlaşamıyor. He. Bu şöyleydi. Bu Çapkın Oğaz'ı dayının geliydi. Çapkın Oğaz'ı dayı bana ne dedi biliyor musun? Kızım bir şeyse söyleme. İyi bir şeyse söyleme. Ben de 17-18 yaşında vardım. Nasıl için? Ben ne erkek öyle de ben demiyorum. Haşını göreyim mi? Haşını dedi. İkinci kapsın. Birinci kapsın. Bir de havuz kızı vardı. İkinci neydi? Tamam onlar olmaz. Ötmüyor. Anam dedi sebep olan havuydu. Havuydu dedi. Ha. Ey de anan hey dedi. İşte Emine bacım şey olmuş. He yani o zamanlar üst üste kuma almak çokmuş. Üç tane herhalde adam kuma almış. Öyleymiş de. Biri kumalarından biri tabii ki o sebep olmuş. Yani o göndermiş. Yok, ama olur. Kaynanası, kaynanası. Kaynanası kaynanası. Ha. Da. Geriye buraya Çapkın o kızı işte Emine bacım rahmetlik dayım onu büyütmüş. Verdi onu da köye birine vermiş. Mısır ekmeği doğrayım. Ben yemeyeceğim. Sen ye. Ben, sen ne diyeyim mi? Ha bunun ha böyle iki tane yedim bir şey. Yavan gene yedin mi? Yedim ha. Daha sonra rahmetli babam şey yapıyor, müşteri oluyor. Babam da yaşıtlı. Yaşıtlı ama babam zengin. Para Rusya'dan geldi. Kalkmışım bir de su veriyor öyleyse. Tamam, öyleyse. Sonra diyeceğim. Artık Halima, kardeşim Halima vardı. Onun anası babamın ilk hanımı. Yani babam 18 sene askerliğim var dedi. Rus abiliye Tiraboli'ye geldi ya. Rus gidiyken dedi bizi dedi. Rus bizi bozdu dedi. 250 bin kişi dedi bizi aldı götürüyor Rusya'ya dedi. Dedi yok dedi. 250 bin kişi yapı Trabzon'un arkasında. Rusya'ya mı götüreyim? Yesir yedi babam yesir. Esir almış. Ha yesir kaldı. 2,5 sene alırsa da yedi. Oo, esirleri orada şey mi kullanıyorlar acaba? Hani hamal gibi mi? Şey gibi yok, mi? Onu anladım. Köle gibi mi? Yok köle. Köle gibi memleket varmış da Rus öyle yaptı babam demedi. Ne? Gideke dedi, suyun gözüne dedi, Rus değil dedi, Ermeni dedi, zehir buydu dedi. Her çamın dibinde 10 asker, 20 asker kaldı dedim. Kaç bin asker öldü onu bilemeyim dedi. Ama dedi, parayı topladık dedi. Osman'ın lirası var. O paraları aldık diye, ölenlerin cebinden dedi. Rus evden geliyor, parayı alacak diye. Ha böyle diye dağlar diye. Dağlar ha böyle yerim. Rus'un askeri. Ha öyle geliyor. Ama Rus dedi merhametlidir dedi. Sen öldürmez ki sıra alandan sonra. Bir başka hükmet daha var. Buna adını demiyorum. Bu sana sen işin bitiyor. Buna sıra gelişin. Ama onu da Türk ifadesini alıyor. Sonra dedi. Bir de Osmanlı lirası topladım dedi. Belime bağladım dedi. Allah'ın haberi var dedi. Rusya'ya gireceğim dedi. Bir ayda dedi varlık dedi. He, dedi ki dedi. Bolşevik kuruyor ona dedi. Bolşevik kuruyor Rusya'ya gireceğim dedi. Tapım var Kızıldırım arkada. Samsun'un arkasına kadar gideyim. Türk sen niye müdahale yapıyorsun bana? Kendini bana kırdırma. Rus zengin adam. Bir kişi bir top atıyor dedi. Rus'un topu patladığı zaman da derimiş ki. Mesela öyle demez top da. Askerin uydurması. Samsun derimiş.
Bizim top da patladığı zaman da Batum demiş Batum bizime. Ey gidi Batum hey, Batum verilir mi? Sonra diyor ki bizim makineleri tüveklermiş. Ne var oğlum demiş. Ama vuruş geriye günde iki günde bir kaza alıyor. İşte Bolçabey bu derede mesela ki hızlı yok köprüde köprü yoğunmuş. Köprü Selim aldı. Türkler mi yıktı, Rus mu yıktı onu bilemiyorum. Ama Türkler yıkmıştır geçemezsin diye. Ben fetva vermeyeyim. Kimin yıktığı belli değil. Yani bu konuda fetvası yok. Şimdi rahmetli babam tabii zabitana. Babamın düğün var elinde. Ne gelinler dedi suya vurdu ki dedi. Kucağında çocuk dedi. Hep suya garp oldular dedi. Deniz açığı yiyor dedi. Ne ihtiyarlar dedi. Yüzemeyenler dedi. Hepsi dedi boğuldu dedi. Allah. O ırmak Karadeniz'de birinci bak o ırmak geniş ve de suyu da fazla. Görüyor diye ama ulusunlar katil etti getiriyor diye. Yeşil alanı alıyor. Suya vuranlar dedi denize attılar dışarıya dedi. Biz de dedi. İşte Rus'tan soğuk bizi dedi çevirdi dedi. Yüz geçiye dedi emre edersin ıslığına nasıl çevirsin dedi rahmetli babam. Rus bizi her öyle silah atmadan bizi çevirdi kaptı öne dedi götür yedi dedi. Bizde bir şey yok ki dedi. Bizde değil uçlular var dedi. Bizde değil biz savaştan çıktık dedi. Savaştan değil savaşa çık geri yok dedi. Çık yok geri yok dedi. Silahları yok. Silah yok. Valla işte tüvektir bu iş işini bitiyor ama. Sonra dedi. Hak korusu vurdu dedi. Rahmetli babam. Yüzbaşının kafası ucama düştü dedi. Kafir onu karşıda görürmüş. Ne dedi bak bu. Çok çok da 300 metre anca vardır mesela. Ben sabah onunla. Urus'a göre dürbünde. Ayağını dibine getir ya böyle yine. Topu ondan bir saniye hadi bakalım. Yüzbaşı gitti diye. Daha diye asker anca diye. Tüfeğini aldı diye. Sibel'e girip karşıya kurşun atacak. Ora. Alo alo mayıtu mayıtu. Mayıtu mayıtu demek filan fırganın yüzbaşısı çeyin gitti. Yüzbaşı gönderin diyeceğim. Kafir diye bu şey öyle gülüyor ki diye. Bir işe bir topak diye. Yaktı indirdi bu şey dedi rahmetli kovan. Toz adım bana karıştı dedi. Kabloyu bağlamaya gideyim. Kabloyu dedi top atmış dedi. Kabloyu kestirdi dedi. Gide diye yaprak diziyor. Böyle yine diye. Yaprak diziyor dedi. Bizi görmesin. Tamam filan. Böyle bir gidiyor diye. Gece geldi işte neyse. Aynen Saban'ın filmindeki gibi. Saban ol Saban'ın. Ha. Sonra mayıtı yok dedi. Gidip bağlayacağım diyor. Kablo yapacağım diyor. Neyi yapmıyorsun diyor. Dar ağaca geri daha asılı. Bizim dar ağaca geri daha asılı diyor. Kaçmaya başladın vuruluyorsun diyor. Yakalandın asılıyorsun diyor. Dar ağaca geri de. Bizim dar ağaca. Rahmet babam dedi ki o diye içime doğru yata gene devre sürüne diye kabloyu buldum dedi. Bunu dedi yaptım dedi. Bak, Saban gibi kabloyu bulmuş. Ha. Şu geri geliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içine. Amin. Geri geliyorum dedi. Seviniyorum dedi. Beni görmedi saniyem dedi. Oysa o kuyusuna girsin de topu sallayayım demiş. Bak. Geri geldim dedi. Kuyuma girdim. Mevzi var ya. Mevzi. Kuyuma girdim dedi. Mayıs'ı edeyim, yüzbaşı gönderin diyeceğim. Bir de baktım ya dedi, top geliyor dedi. Rahmetli babam. Ya Rabbi divanıyım var ya ben utandırma demiş. Buyudan iki endeze. Babam ben manufaturacılık yaparmıştı. Endezeyi biliyorum. 80 tane endeze. İki endeze dedi o yandan patladı dedi. Şu dolap gibi yerde patlamış. Babam burada. Kafir tutturamamış. Babam dedi ki gamuç oldum dedi. Babam gamuç. Yani korkudan... Korkudan patladı. Dünya yandı. Bir de ne değil ya. Bir babam atıyor, bir oyun atıyor. Ben o da hak ettim, hak edeyim. Sonra dedi, o bizim dedi... O gün dedi...
Rahmetli babam ne ağaç kaldı, ne tarlaya kaldı, ne taş kaldı dedi. Öyle yaptı bu şeyi öyle. Öyle zayiat verdik ki dedi. Başımız kanlı demiş. Bir zabiten gelmiş de. Başımız kanlı demek ne demeymiş biliyor musun? Kaçın. Besmele bu demek. İşte yarım yalak yedi de çocuğudum ayağı. Avukatım diye bildim. Sonra dedi, orası dedi çevirdi dedi. Ben bir komucum diye. İşte şu kadar vardı rahmetli babacı azmın buracığında. Oradan dedi, bizi çevirdi gidiyor dedi. Ermen'de gidiyor suyu güzel zehir bu dedi. Haçanın kardeşim varmış 1312'de. Babam da 37-39 yaşlarında hesap ediyorum da. Ha gidiyor. Sonra dedi, Rus dedi, vardı Rusya dedi. Ama hamdiydi hem Bolşevik harbi dedi. Bolşevik vuruyor ona buna dedi. Rusya'ya girdik dedi. Rusya'da dedi, bit, emniyemizin ona atı yok dedi. Rus bizi yedirdi, içirdi, çimdirdi, haskını hamama verdi dedi. Bizi dedi, elbise verdi dedi. Uşak dedi, çalıp çığırıp oyunu yok dedi. Hava güz günü. Bu zamanlar. Bolşevik bize dedi ki dedi, askerim, bana gelin. Ben sizi kurtaracağım. Ha, gece vuruyor dedi. Rus'a vuruyor, vur diye, harp ediyor. Rus diye, şeyle diye. Rus diye, harp ediyor, Bolşevik'le diye. Biz diye, Rus bizi, şey, Bolşevik bizi kandırdı diye, gece gittik diye, ona diye arka verdik diye, Rus'un askerini kırdık diye. Cepheyi bozduk dedi. Her gece gizli gire bir tane dedi, şey geliyor dedi, yaptığımız yere geliyor dedi. Ama o da olmaz. Olur mu? Sonra işte Çarlı'ya demişler ki cephe bozuldu demişler. Ulan bakın bakalım demiş şu Rus kralı. Türk askeri var mı bakın demiş. Yarın gece bize mayıt attılar dedi. Bizi hep tanıdılar dedi. Sakarya çekiyor bizi hep tanıdılar dedi. Sabah çorbasını verin verin. Sabah çorbasını verin bunlara demiş. Yedirin demiş. Verin bunları makineye diye görün demiş. Ama daha 250 bin kişi yok da 200 bin var, 230 bin var yolda ölen hariç. Onu bilemiyorum. Babam bir zamandan kalktık dedim, çorba yiyip dedi. Makineler diye geldi diye bize diyorlar ki diye. Deseler sen yiysen uyurken ben yedim dedi. Ben yedim. Deseler duruyor. Ya desere ne biz desere yiyemiyor. Türkçe dört olun geçin, dört olun geçin, gelen tüfağını alsın, gelen tüfağını alsın dedi. Rahmetlik babam, yani bu babamın çektiği 18 yıl Yemen, Halep, Şam, Balkan cephesi. Babamın çektiği izdiraplar. Ona acıymış. Ona acıyorum, babamın yanıyor. Ha. Tüfeğin yığını hesap et, 200 bin tüfeğin, 230 bin tüfeğin yığını hesap et. Ne günler yaşanmış Mustafa Kemal Atatürk. Ondan sonraydı. Atatürk bize bugünleri, biz bugün rahatsak onun sayesinde. Mustafa Kemal'ından, askerini, zabıtanların yüzünden. Onu. O bizim atamız, çoluğuma, çocuğuma, her şeyde onu ben şey yapıyorum. Okullarda önceden biz hep Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan kitaplar öğrenirdik. Hep öyle öğrenirdik yazıları. Şimdi ben Batuhan'ın okuduğu zaman ben çok fazla böyle Mustafa Kemal'le Atatürk'le ilgili bir kitap da görmedim. Doğru düzgün. Ha, evet. Hani niye böyle dilerim, isterim ki okullarda da öğretilsin. Ben de evde de anneler, babalar evde de çocuklarına bunu aşılasın evet. İsterim. Çünkü bizim atamız, bizim bugün biz rahat yaşıyorsak, bugün rahat yaşıyorsak, hani bugünlere geldiysek, bak geçmişte neler yaşanmış. Bugünlere geldiysek demek ki o insanın sayesinde, evet. Onun gibi nice insanların sayesinde, bak, savaşta olan insanların sayesinde. Allah hepsinin kabrini ışıklarda, zaten ışıklardadır. Evet, evet. Biz dua ettikçe, biz insanlar dua ettikçe zaten onlar hep ışıktır. Allah ışık etsin kabirlerine, kabir azapları vermesin. Zaten vermezdir. Bunu ben öyle düşünüyorum. Enver Paşa Rus'a vurmaya gidiyor. Rus burada.
Haşit de neyine geldi? Siz Haşit de bilmezsiniz. De. İsmet amcanız bu savaşla ilgili şeyleri anlattıkça ben bugünüme defalarca şükrediyorum. Kız toprak, acaba toprak yeri mi? Allah vermesin. Allah bir daha hiçbir memlekete, hiçbir ülkeyi karıştırmasın. Allah rahatlık versin tüm dünyaya. Rabbim huzur içinde, barış içinde dünyamızı kılsın ya Rabbim. Amin. Neyse bu uzun olmuş olabilir. Sabahtan beri ben çekim de yapıyorum. Ha. Kendimi göstermedim ama. Ha bitireyim, bitirelim. Tamam. Sonra Urus, Urus'un kraliçe değil ki. Krala, kocasına geldiği bu askeri kırmayalım da değil. Dünya devletleri bizi vahşi bir düven sanar. Bu babamın düven demesi bundan 70 yıl önce hatırımda kaldı. Bir hükümete bir düven dediler. Demiş ki kraliçe atta binekli gelmiş. Ha, şeye diyenden sonra tabii beyine diyenden sonra bunları kırmayalım demiş. Dünya devletleri bizi iyi bir hükümet sanmaz. Bu vahşi birmiş bu. Rusya dedi demiş, haydi demiş, biz bunları demiş, güneşin doğduğu yere gönderelim. O da zibriye vermekte, soğuktan buysun, ölsün demişler. Babam dedi, bu desere desere dansı var anca ya. Bize birer çanta ekmek, gren çatta binekli gelmiş. Bak dünya yüzünde demiş, iyi bir adam değilsiniz demiş. Dünya yüzünde demiş, Türkler iyi bir adam değilsiniz demiş. Sizi bitten, pireden kurtardık demiş. Samsun'a kadar tapumuz var demiş, geri döndük demiş. Bunu da siz demiş, yedi geçirdik dün bizim askerler gece gördünüz demiş. Hadi Allah sizden adam babadan kavuştursun demiş. Güneşi göründe gelin demiş. Bak babamın başına geçen işte. Babam dedi ki bir ayda dedi güneşi nereye getirdik dedi. Kurusun sokağında dedi. Bu dedi 200 küsür bin kişi dedi. Onu ben aldım, bunu ben aldım, bunu ben aldım diye 31 kişiye indik. Hep kaldı. Asker kaldı burada dedi. Evlendi kaldılar dedi. Ya. Sonra bir ayda dedi, geldim buraya dedim, bir de babamdan duymadım da, babamın komşusu vardı, Macaralı Kadir Onbaşı, İbrahim Çavuşunan demiş, Yemen'den 80 günde geldik Ankara'ya demiş, yürüme. Onu da öyle biliyorum, hadi. Hepsinde hayırlı yolculuklar, hayırlı işler, hayırlı günden nasip ihsan eylesin kardeşim Allah. Allah hiçbirimize keder vermesin. Allah tüm dünyaya rahatlık versin. Amin. Allah'a emanet olun canlarım. Ha. Abone olmayı da videoları bak ha, abone olmayı yani unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ha, bu benim hanımım. Biz buna yakın evlendik. Bak abone olmayı. Yeni görenler için söyleyeyim. Ha, unutmayın. Yani Allah izin verirse ha babam dedi ki bizi dedi hiçbir güven güvenmezdi. 13 milyonluk biz dedi. Rahmetli babamın da çocuğum. Bizi dedi hiçbir hükümet diyemez. Yani Urus bizi verdi. Urus haber ederdi babam da. Habrası açık dedi. Bunun gerisi Urus bizi çeviriyor bile dedi. Neyse sonra, neyse. Ha, neyse ha, haydi güle güle selametine. Allah'a emanet olun. Ha, öyle. Allah'a emanet ben onu böyle selam demiyorum. Bak şimdi hakikati anladım. O konu ve selamı şaka cümbüşü arasında. Ha.